Reenkarnasyon, tenasüh. Sual: Reenkarnasyon diye bir şey var mı? İnanmak doğru mu? Cevap: Reenkarnasyon denilince ruhun insandan insana geçmesi, başka bir bedenle dünyaya geliş. Tenasühte ise ruhun hem insana hem de hayvan, bitki ve cansızlara geçtiği anlaşılıyor. Biri diğerinin yerine de kullanılır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kalpleri hasta, bilgileri az olan bazı insanlar, hatta kendilerini şeyh olarak tanıtan bazı dinsizler, tenasühe inanıyor. Ruhlar olgunlaşmadan önce, bir bedenden ayrılınca, başka bir bedene geçer. Kemale geldikten sonra, insanlara gelmez, tenasüh yoluyla olgunlaşmış olurlar, diyor ve tenasühle ilgili birçok hikayeler uyduruyorlar. Tenasühe inanan dinden çıkar kafir olur. Tenasühle ruhlar kemale gelirse cehennem kimler için olur? Kimler azap görür? Buna inanmak cehennemi inkar etmek ve hatta öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmamak olur. Çünkü onlara göre ruhun olgunlaşmasına vasıta olan bedene ihtiyacı kalmamıştır ki bedenle haşrolunsun. Bu yalancıların sözleri Eski felsefecilerin ve şimdiki medyumların sözlerine benziyor. Eski felsefeciler bedenin tekrar dirileceğine inanmıyordu. Cennet nimetleri ve cehennem azapları yalnız ruhlara olacak diyordu. Bunlar o felsefecilerden de kötüdür. Çünkü onlar tenasühü reddedip azabın sadece ruha olacağını söylüyorlar. Bunlarsa hem tenasühe inanıyor hem de ahiret azabını inkar ediyor. Bu dinsizlere göre azap sadece dünyadadır. Allahü Teala din büyüklerinin ruhlarını insan şekline sokmuş, bu şekiller insan gibi iş görmüştür. Yoksa mübarek ruhları başka bedenlere girmiş değildir. Bir ruhun beden şekli alması tenasüh değildir. Melekler ve cin de insan şekline girip birçok şey yapıyorlar ki bu da tenasüh değildir tenasühe inananlar kabir azabına ve kıyamet gününe iman ediyorlar mı? Yazıklar olsun ki böyle imansızlar kendilerini din adamı tanıtmış, yayın vasıtalarıyla millete Müslümanlık öğretmeye kalkışıyorlar, gençleri dinsiz imansız yapmaya çalışıyorlar. Tenasühe inananların kafir oldukları Berika ve Hadika'da da yazılıdır. Eski Yunan felsefecisi Eflatun da tenasühe inanırdı. Teslis inancını ilk olarak ortaya çıkaran da budur. Hazreti İsa göğe çıkarıldıktan sonra dört İncili yazanlar bu inancı karıştırarak insanlığı büyük felakete sürüklediler. Ruh başkasına geçmez. Yukarıda batıl inanç olan reenkarnasyondan bahsetmiştik. Bu batıl inanç daha çok Hindu ve Budist'lerde görülür. Ölen kimsenin ruhu başkasına geçmez geçtiğini bildiren hiçbir ayet veya hadis yoktur. Hiçbir alim de böyle bir şey söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'de ölüm ve dirilişle ilgili birçok ayeti kerime vardır. Hiçbirinde ruhun başka bir insana veya başka bir mahluka geçtiğini gösteren bir ifade yoktur. Zaten Allahü Teala insanlara ruh hakkında kafi bilgi vermemiştir. İsra Suresi'nin "Sana ruh hakkında soranlara de ki: Ruh Rabbimin işlerindendir." Size az bir bilgi verilmiştir mealindeki 85. ayeti de, ruhun mahiyetini bilmenin imkansız olduğunu gösteriyor. Bir de iki defa ölüp iki defa dirilmek ifadesinden ruhun başka birisine geçtiğini Müslüman olan söyleyemez. Kur'an-ı Kerim'de buyruldu ki, ilk insan çamurdan, sonrakiler nutfeden yaratıldı. Nutfe, kan pıhtısı, et olur, sonra can verilir herkes ölür, kıyamette dirilir. Mü'minun Suresi 12-16. Ayetler Bekara Suresinin Allah sizi ölüyken diriltti, sonra öldürecek, sonra diriltecek, nihayet ona döndürüleceksiniz mealindeki 28. ayetini Beydavi ve diğer tefsirler şöyle açıklıyor. Çocuğun ana rahminde can verilmesinden önceki hali için ölü, can verilmesine de diriltme denmiştir. Yani insan bir defa ana rahminde bir de kabirden sonra diriltiliyor. İki ölü hali vardır. Biri ana rahmindeki canlılıktan önceki durumu, bir de kabirdeki hali. Yani hepsi iki ölüm, iki diriltmedir. Kafirler ahirette "Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin." diyecekler. Ve dünyaya tekrar gönderilmelerini isteyecekler iyi amel işleyeceklerini söyleyecekler. Kendilerine dünyadan geldikleri bildirilerek istekleri reddedilecek. Ve denecek ki, size düşünebilenin düşünebileceği, öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size peygamber, kitap, akıl, ihtiyarlık, ölüm gibi uyarıcılar gelmedi mi? Fatır Suresi 37. Ayeti Kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir, ta ki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği boş laftır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar, arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Mü'minun Suresi 99-100. Ayetler Duhan Suresinin 56. ayet-i kerimesinde, insan ilk ölümden başka bir ölüm tatmaz ifadesi, tek ölüm olduğunu açıkça gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de iki defa ölüp iki defa diriltmek ifadesine benzeyen başka ifadeler de vardır. Mesela ikisi şöyledir. Geceleyin sizi öldüren, ruhunuzu alan, gündüzünde ne işlediğinizi bilen, sonra belli ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, uyandıran odur. En'am suresi 60. ayeti. Allah eceli gelenlerin ölüm anında Eceli gelmeyenlerin de uyku esnasında ruhlarını aldığı ve bunda düşünenler için bir ders olduğu bildiriliyor. Zümer suresi 42. ayeti. Bu iki ayet-i kerimede insan uyurken ruhunu Allahü Teala'nın aldığı açıkça bildiriliyor. Ruhunu almakla onu öldürmüş olmuyor. Şimdi hangi Müslüman uyuyan ölür, ruhu başkasına geçer diyebilir? Tek ölüm ve tek dirilişin olduğunu bildiren ayet-i kerimelerden üçünün meali şöyledir. İnsan önce bir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Meryem Suresi 67. ayeti. Resulüm, senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Her canlı ölümü tadacaktır. Enbiya Suresi 34 35. ayetler ölümden sonra elbette diriltileceksiniz desen, kafirler bu sihir derler. Hud suresi 7. ayeti Cinlerin etkisi Cin, insanın içine girebilir. Bu husus hadis-i şerifle sabittir. İnsanın his ve hareket sinirlerine tesir ederek, hareket ve ses hasıl ederler. İnsanın bu kendi söz ve hareketinden haberi olmaz. Böylece vaktiyle Roma'da ve Peşte'de ve Türkiye'de konuşan çocuk ve hastalar görülmüştür. Bunları konuşturan cin, uzak ülkelerdeki veya eski zamanlardaki şeyleri söylediklerinden, bazı kimseler bu çocukların iki ruhlu olduğunu veya başka insanın ruhunu taşıdığını sanmışlardır. Bunun yanlış olduğunu dinimiz açıkça bildirmektedir.